Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere kavimler göçü olmasaydı neler olurdu videosunu atmıştım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlere 1,5 yıl önce tanıttığım senaryonun yeni güncellenmiş halini sizlere yeniden tanıtmaya çalışacağım dostlar. Yani bundan 1,5 yıl önce sizlere biliyorsunuz ki iki farklı uzaylı istila senaryosu tanıtmıştım. Birisi kendi ekibimiz tarafından yapılan bir senaryoydu. Diğeri ise Giray'ın senaryosuydu. Giray senaryosuna bugün güncelleme getirdi. Ve çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz yavaştan bakalım. Öncelik olarak buradan editöre tıklıyorum. Daha sonrasında bir senaryo yönet bölümüne giriyorum. Ve burada görüyorsunuz 2101 Remastered adında bir senaryo var. Açıklama kısmında linki mevcut olacak. İsterseniz oradan indirip telefonunuza veya bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Daha sonrasında buradan sonrakine basıyorum. Ve burada arkadaşlar eventlerin hepsini sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz ki tüm eventler hepsi Türkiye'ye gidecek şekilde ayarlanmış. Ve gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben de sizler birlikte ilk kez gireceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradan kaydete bastığımdan sonra görüyorsunuz ki başlangıç nüfusumuz 52.200 durumdayken ekonomisi 34.600 olarak ayarlanmış. Yani ekonomi orta derecede arkadaşlar. Teknoloji seviyelerinde şöyle bir göz ardı edelim bakalım neler olmuş. 0.47 Türkiye'nin teknolojisi, Rusya 0.62 ama Türkiye'ninki bence 0.55 hak ediyor. Çünkü 2121 yılındayız arkadaşlar, hatta 101 yılındayız. Tamam. Şimdi dilerseniz senaryomuza yavaştan geçelim. Zaten oyunda da haritamıza bakarız yavaştan. Şu şekilde Türkiye'mi seçeceğim. Daha sonrasında seçeneklerden zorluk efsanevi. Savaş stilisi klasik, oyun hızı ve yaz saldırganı %50'ye aldıktan sonra, hatta %50 değil de şu şekilde %75'te kalabilir. Buradan kameranı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.739.000 nüfusumuz varken 362.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konulara çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür senaryo tanıtım bölümlerinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmadan abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki yaklaşık 4,5 hafta önce 20.000 iken şu an 24.000'e doğru ilerliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum dostlar. Senaryonun linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. İsterseniz telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize kurarak oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi senaryomuza bakalım arkadaşlar şu şekilde. Haritamıza bir bakmak istiyorum. Görüyorsunuz ki Rusya olarak Rusya bayağı bir güçlü gerçekten. Burada zombiler falan var. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri yine aynı şekilde duruyor. Görüyorsunuz ki bu tarafta Nazi Almanyası kurulmuş durumda ve görüyorsunuz ki arkadaşlar ufak ufak devletler falan var burada. Yeni kurulan devletler. Peki yeni kurulacaktı yani uzaylılar nerede? Eventlerle birlikte gelecek dostlar onlar. Şimdi zaten göreceksiniz. Burada Jubalept ve Kohem, Hikrau, Cyberman adında 4 farklı devletle savaştayım. Peki. Ankara uzaylı saldırısı yaşandı. Başkenti taşı. Evet, Ankara'da bir uzaylı saldırısı oldu ve başkenti İstanbul'a taşıdım görüyorsunuz ki dostlar. Cezayir ve diğer devletler beni Rusya'ya karşı savaşa çağırıyor. Tabii ki de ben gitmeyeceğim. Cyberman, Hikrau, Kohem, Kablat. Bunların hepsini reddediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım. Daha sonrasında ben uzaylı saldırısına hazırlıklı olabilmek için şöyle bir şeye başvuracağım. Z virüsü ortaya çıktı. Mücadele et, mücadele etme. Yani paramız gidecek. Ama bunu yapmamız lazım bence. Orada şu Rusya Savaşı'na karşı beni sürekli çağırıp durmayayım ya. Yeter be. İttifaktan çıkıyorum ben. Yeter. Evet, tüm ittifaktan çıktım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar Endonezya, Mısır, Azerbaycan, Sosyalist Cumhuriyeti ve Kazakistan'a kadar uzayan bir ittifak var. Fark ettiyseniz ki artık bizi savaşa çağırmayacaklar ve bizi rahatsız etmeyecekler. Bu da bizim açımızdan iyi bir haber bence. Kohem adındaki devlet bize savaş açtı. Ya bu savaşı bence kaybedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bundan 1,5 yıl önce de aynısı oldu. Uzaylılar size ne yaparsanız yapın yeniyor arkadaşlar. Uzaylıların ekonomisi çok iyi. Adamlar uzaydan gelmiş bir zahmet. Şimdi buraları alalım bir. Bakalım karşımızda kimler varmış. Bu sayede onu da görmüş oluruz. Şurada bayağı bir ordu var. Yaşlıktan ölmeme aşısı bulunup tüm liderlere uygulandı. Uygulanan 70 yılı geçti. 2100. Lan 2020'den mi bulundu aşı? Yok 2030'da mı? İyi, yakınız arkadaşlar. Yaşlıktan ölmediğimizi düşünseniz. Of ya, ne kadar güzel bir olay ya. Of, ölümsüz gibi bir şey oluyor. Düşsene, melekler seni diğer tarafta bekliyor, sen gitmiyorsun. Garip bir olay. Evet, şimdi arkadaşlar. Yani uzaylılara karşı kaybedeceğimizi zaten sizlere söylemiştim ama ben yine de dayanacağım ve sizlere tüm eventleri göstereceğim. Gösteremediğim eventleri de oyunun senaryo ayarları bölümünden göstermeye çalışırım yine aynı şekilde. Irak ve Arabistan işgal edildi. Orduyu hazırla. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben sınıra bir tane vasal devlet bırakayım. Ve uzaylılar bunu hiç görmemiş ki davransınlar. Şu şekilde sınırlarımı koruyacak şekilde bir uzaylı devletine karşı bir tane ada sultanlığını kuruyorum dostlar. Başkentimizi oraya vasalda serbest bırakalım. Tamam. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar bakın şimdi. Görüyor musunuz? Uzaylılar her yerde. Uzaylılar Moskova'yı işgal etti. Rusya'ya yardım gönder. Bu bizim meselemiz değil. Yardım gönderelim. Belki kazanır.
Ben para biriktireceğim. Çünkü bu adam beni yok etmeye çalışıyor arkadaşlar. Sağ son oyunumu hızlandırıyorum ve bununla barış yapabilirim. Uzaylı abi, barış yapma şansımız var mı ya? Yok mu? Portekiz'e iç savaş. Yorum yapma, Portekiz Cumhuriyeti bunu hak etmişti. Adamı eğer bunu hak etmişti dersem komünizm oluyor. Yo, normal şartta da komünizm oluyor. Bunu hak ettim Portekiz. Gerçekten hak ettin. Artık komünist olmalısın. Evet, biraz para basalım. Uzaylılar şu an bizi her yerden kuşatıyor, görüyorsunuz ki dostlar. D virüsünden sonra yeni bir Çin'de can yaktım. Çin'e maddi yardım gönder. Çin'e maddi yardım gönderecek durumda değiliz. Ben göndermem Çin'e maddi yardım. Kendileri çıkarttı, kendileri üstesinden gelsin. Neyim arkadaşlar? Bizim de bir ülkemiz var yani. Evet, İstanbul'dan bir haber daha geldi. Romanya'daki darbe girişimi başarıyla bastırıldı. Harika, bu çok kötü oldu. Harika. Da abi, uzaylılar var. Hani darbe girişimini bastırsanız ne yazar? Amerika'dan gelen yardım kabul et. Amerika, eyvallah, Allah tuttuğun altın etsin. Uzaylılar İran'ı işgal etti. Geziyor burada. Bu çok kötü haber. Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz ki uzaylılar her yeri işgal etti. 10 ülkede hissedilen büyük deprem Türkiye büyük zarar verdi. Yani nüfusun mu gitti? Evet arkadaşlar, şu an 300 binlik insan gitti benden. Rusya'dan büyük darbe. Yardım gönder, yardım gönderecek halde değiliz. Değilim harbiden. Ben burada kendi yağımda kavruluyorum kardeşim. Beni salar mısınız? Amerika'dan 100 bin kişilik ordu desteği Türkiye'ye ulaştı. 100 bin kişilik ordu bizim bence bir işimiz yaramayacak gibi, ama hadi bakalım. Nerede 100 bin? 99.853 yollamışsınız. Bunun küsuratı bak kardeşim, bozukluk falan. Hiç uğraşamam o şeylerle. Şimdi o zaman biz ne... Bu kim lan? Bu kim hocam? Yunanistan. Yunanistan'ın böyle bayrağı var mıydı? Aa. Arkadaşlar bunda bir inceleme videosu yaparım ha. Yunanistan'da bak. Şş, sakin ol kardeşim, sakin ol. Adal Sultan da bizim için her şeyi koruyacaktır büyük ihtimal. Hazır dünya madem gidiyor, ben de gideyim Yunanistan'ı topraklarımıza katayım. Müttefikleri falan varmış ama bir şey yapmazlar bana. Etrafta uzaylı var yani. Bizi durup bende mi uğraşacaklar değil mi? Abi anlamadım. Amerika yardım gönderiyor 100 bin kişilik ama benim ekonomi bitiyor. Hindistan ve Çin birleşti. Sonunda iyi haber. Orada da Çin, aa, varmış, tamam. Burada kim var? Tayland. Tayland büyümeye başlamış arkadaşlar. Aferin lan. İkinci Bulgar İmparatorluğu ve diğer devletler bana savaş açıyorlar. Tamam, bir sıkıntı yok. Arkaya ordu göndersem ne yapabilir ki? Kardeşim yani sen de elinde mızrak var, benim elimde roket var. Hadi bakayım kim kazanır? Ben mi sen mi? Alıyorum buralara. Dediğim gibi senaryodaki açıklama yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz oradan indirip telefonunuza, bilgisayarınıza ve tabletinize kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Ama iOS'a kurup oynayamazsınız. Onu da söyleyeyim yani. Neden? Çünkü biliyorsunuz iOS'a sadece iOS'tan uygulama yüklenir. Başka şekilde yüklenmez. Zaten iPhone'da da Age of History oynayan da ne bileyim yani. Oynamasın kar. Bizim baraj vardı. Adal ne oldu Adal ya? Adal Sultan yıkılmış arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Hala alabiliriz. Hala kazanabiliriz. Hala. Alt taraftan uzaylılar geliyor ama bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yine devlet kurarız. Biz bir gecede 10 devlet yıkar, 10 devlet kurarız kardeşim. Aa, aynen şekilde böyle bak. Evet, her gün devletimden toprak veriyormuş gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Evet. Bu uzaylı çok güçlü arkadaşlar. Abazya'yı kuracağım buraya. İkinci Bulgar, sen yani dostum Yunanistan yıkıldığını görünce direkt gaza geldin ama yani biraz fazla gaza geldin kardeşim ya. Romanya'da gelmiş çıkarma atıyor ya. Gerçi ciddi olamazsın abi. Ya sen değil miydin her bölüm düzenli olarak Yunanistan'a savaş açan? Evet, bu arada arkadaşlar yarın saat 13.00'da Kingdom Come serimizin 13. bölümü gelecek. Pardon, 12. bölüm gelecek. Haberiniz olsun, bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz dostlarım. Ya bu uzaylılarla uğraşıyorum derken bir yandan da toprak fethetmeye çalışıyorum. Tamam, çok güzel. Başka event yok mu ya? Olay değildi. Yunanistan. Sen de bir barış yapacağım. Çin Hindistan'a gelen yardım. Aa, kabul ettim. Direkt Çin ve Hindistan'dan bana yardım geldi. Cyberman, Hikroi. Bunlar bayağı güçlü devletler ya. Bunlara bulaşılmaz arkadaşlar. Ve genel olarak bir de ikinci Bulgar'la barış yapabilir miyim? Teşekkür ederim.
Naziler ne yapıyor? Bak şu an beni sinirlendirdin. Burada bir şey bana dokundu ama. 32 bin. Romanyalı mı? Romanya Macaristan'ı işgal etti. Hayda. Uzaylılar hidrojen bombası atılsın mı? Atılsın. Uzaylılar atılan hidrojen bombası sadece dünyaya zarar verdi. Çok kötü. Ya abi niye ya? Uzaylılar hidrojen bombası atarsın. Stonks. Uzaylılar hidrojen bombasını önceden keşfetmiştir. Ve sana savunma yaparlar. Not Stonks. Ve dünyana zarar verirsin. Not 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 Stonks. Ya iyi ki Macaristan'a işgal ettin. Aferin sana. Şu an bana beleş toprak veriyorsun. Haberin olsun. Şu hastalığım olmaz dedi var ya arkadaşlar. Kanal yani ben bir an normal halinden daha da güzel hale taşımıştım. Ha şu hastalık ufak bir iki gün bizi yavaşlattı. Abi bizi bitirdi ya. Bizi bitirdi. Ya bizi bitirdi bu ya. Amerikasın sen kendine gel. Hala da barış yollayan devletlerin olmaması gerçekten beni üzüyor. 3000. Ordularımı toparlıyorum. Buradan çekiliyoruz. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Çekiliyoruz. Tamam, askerlerimizi çekelim. Evet, şu an bizi bitiriyorlar arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak şöyle bir daha bakıyorum. Alt taraflara abi. Cezayir falan yeniden geliyor. Bu arada sesim size bir an bir garip geldiyse kusura bakmayın arkadaşlar. Kulaklığı düzelttim. Granat Amerika tarafından satın alındı. Allah belanı vermesin Amerika senin be. Keşke romanlara girmeydik. Roman havası oynatacaklar bize ya. Al ne varsa ne yoksa senin olsun lütfen. Tamam, barışımızı yaptım. Ben çekildim köşeye. Vallahi bize roman havası oynatacaklar. Uzaylılarla barış... What dedin gülüm? İstanbul'a yardım göndermek istiyorum. Ne tür bir yardım gönderirsin? Askeri yardım, ekonomik yardım. Bana ekonomik yardım yapın. Abi ciddi olamazsın. Yok ya. Uzaylılar Türkleri seviyor arkadaşlar. Biz o sırada uzaylılar. Biz Türkleri severiz. Barış yaptılar lan. Ben seçilmiş kişiyim herhalde. Allah Allah. O zaman adal seni ilhak edeceğim kusura bakma. Gel bakayım be. Asalarımı ilhak etmeyi çok seviyorum. Abazya gel bakalım buraya. Aynı şekilde bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bir daha almıyorum pardon. Küfür ediyorum. Bir daha küfür. Bir daha. Ve ihlak ve ultimatum. Tata. Görüyor musunuz? Endonezyan Avusturya hidrojen bombası attı. Endonezyan arkasındayız. Endonezya dünya kurallarına karşı geldi. Gerekeni yapacağız. Hidrojen bombası at. Abi gözünü seveyim. Uzaylılar dünya işgal etmiş. İnsanlar niye birbirleriyle? Olmaz. Hidrojen bombası attım ve burası benim mi oldu? Biz uzaylı olduk o zaman. Ben uzaylıyım kardeşim o zaman. Şu an her yeri kuşatıyorum ben. Askerlerimiz hidrojen bombasının olduğu yerde yaşadı. Dine gelen kum fırtınası birçok şehri kuma boğdu. Tüm mağdurlar geçmiş olsun diliyorum. Al işte. Dünyadaki en kötü hayvan. Çorak arazi meselesi. Allah belanız vermesin. Sevmem. Bizi batırdınız ya. Bizi bitirdiniz hocam. Bizim paramız... Acaba asker çorak arazideyken birdenbire ölürse ne olur? Alın size yeni içerik. Askeri çorak arazide öldürme challenge. Tamam mı? Yarın bunun videosu gelecek. Bakalım ölüyor mu ölmüyor mu? Yarın test etmiş oluruz onu da. Evet. Daha sonra oyunumuzu andıracağım. Tüm eventleri görmeye çalışıyorum şu an için. Zaten dünyanın içinden geçtiler görüyorsunuz ki. Ama oyun hala bug'a girmedi. Gerçekten garip. Cyberman. Bunun RT 2077 man olduğuna adım gibi eminim. Evet, Amerika'nın düşüşü. Dünyayı kuşatıyorlar. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. Geber Amerika, geber.
Pardon, şaka yaptım, şaka ya, şaka. Yani oynayacağım. O sırada izleyen YouTube yetkilileri. Online. Evet, şu an başka bir event yok gibi sanki ya. 2105'e kadar bekleyeceğim. ...2105, 7 Aralık, Ocak. Evet, dünya bir değişti sanki. Evet, ana menüye açık yapıyorum. Şimdi bakalım hangi eventler varmış. Bir daha öğrenelim arkadaşlar. 2101 Remastered. Olayları ayarla. En son event neymiş? Amerika, Rusya ve Çinlistan tarafından Türkiye'ye hidrojen bombaları atıldı. Sonumuz bu muydu yani? Ama bak, ekrana gelmiyor bu olay olasılığı, görüyor musunuz? Bunu fullemesi lazım ki. Ekrana event gelmesi lazım arkadaşlar. Bakıyorum, buna gelmiş mesela. Yani son eventi göremedik. Evet, son eventi unutmuşlar. Sonunda bizi yok ediyorlar kısaca. Neyse dostlarım, kardeşlerim, bir sonraki senaryo tanıtım bölümlerimizde görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.